Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri çekiliş yapmak istiyordum arkadaşlar. 15.000 aboneye kısmetmiş. 15.000 abone olduk. Ben 15.000 abone olmadan önce gidip bu kulaklığı almıştım. Zaten bunun da videosunu çekmiştim. Ama arkadaşlar bu kulaklığın nasıl bir kulaklık olduğunu ben şahsen incelemedim. Ben sadece şuradaki görüntüsüne hoşuma gittiği için aldım arkadaşlar. Normal şartlarda benim kulaklığım şöyle göstereyim. Raptor arkadaşlar. Rengi çok hoşuma gitmiyor ama bir arkadaşımla değişmiştim. Bende siyahı vardı. Raptor arkadaşlar 7 artı 1. Bu kulaklık da tipi hoşuma gittiği için almıştım tamamen. Burada bir kafa bandı var. Şurada çelik halatlar var arkadaşlar. Ve hani kulaklık hoşuma gittiği için almıştım. Şurası çok hoşuma gitmemişti ama sağlam çıktı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Bu kulaklıkta da hani olmasını istediğim tek şey şuydu arkadaşlar. Şuradaki mikrofondu. Bu kulaklık da hani tip olarak ve renk olarak benzediği için buna ve fiyatı da uygun olduğu için hem uygun oyuncu ekipmanı olarak düşünebilirsiniz hem de arkadaşlar dediğim gibi fiyatı uygun olduğu için tercih ettim. Fiyatı uygunluğuna nazaran sesi eminim ki güzeldir arkadaşlar. Şimdi bu ürünü açacağım. Şöyle göstereyim. Kontrol bantları var üzerinde. Şöyle yakından, daha yakından göstereyim. Kontrol bantları var. Üstündeki aman. Kontrol bantlarını açıp ürünü inceleyeceğiz. Bu ürünün inceleme linki, inceleme videosu var mıdır internette bilmiyorum. Belki incelenmiştir. Uygun ekipman olduğu için açıp inceleyen arkadaş olmuştur. Şimdi ilk defa açıyorum arkadaşlar. Şöyle içerisinden bir adet arkadaşlar Snoopy Rampage kullanım kılavuzu çıktı. Türkçe arkadaşlar, segment.com.tr falan yazıyor üzerinde. Kullanım kılavuzu falan yazıyor. Hasar desteği, kullanıcıların dikkatine. Kullanım kılavuzu olarak geçiyor ama özellikler. Şuradan özelliklerini bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım yani kağıt üzerindeki özellikleri nelermiş. Hoparlör boyutu 40 milimetre. Empedans 32 ohm, frekans aralığı 20.000 Hz, hassasiyet 115 desibel, eksi 3 desibel, kablo uzunluğu 2 metreymiş arkadaşlar. Bu güzel. Yani uzun bir kablosu var. Maksimum giriş gücü 20 mAh, fiş 3,5 milimetre. Mikrofon, hassasiyet, yönlülük, empedans. Malzeme plastik, ayarlanabilir kafa bandı, maksimum takma rahatlığı için deri, kulaklık pedleri demiş. Derinin şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Biraz fazla terletiyor. Ama rahat. Yani rahatlık bakımından şey yapmıyor. Nedir onun adı? Rahatsız etmiyor sizi. Ama yani ben Rampage'in Raptor'undan biliyorum. Deri biraz fazla şey yapıyor. Terletiyor arkadaşlar. Bir bunu bakacağım şimdi. Çok öyle kulağıma takma taraftarı değilim. Çünkü hani bunu sizlerden birine aldığım için arkadaşlar. Şöyle kutudan ayırdım. Böyle bir kutunun şeyi var. Kutuyu da şöyle göstereyim. 2 yıl garanti demiş. Segment güvencesiyle 2 yıl garanti demiş. Şöyle. Üstünde de Türkçe var. Bakın şey varmış. LED aydınlatmalı tasarım. Kulaklık üzerine sabit mikrofon. 40 mm hoparlör boyutu. USB ile kolay bağlantı. Kulağı tamamen kaplayan pedler, ses kontrol ünitesi, 2 metre kablo uzunluğu demiş. Kutuyu şöyle kenara atalım arkadaşlar. Şimdi ürünümüze geçelim. Şuradaki kartonundan da bir kurtulalım. Şöyle yakın çekim bir ürünü şöyle bir malzeme olarak bir değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından size de göstereyim, kamera netlerse. Şuralar deri arkadaşlar. Bu şu iç kısmı kumaş. Şuradaki bölüm arkadaşlar metal, yani şurası plastik, deri gibi arkadaşlar, suni deriye benziyor. Şurada metal halatlar var, kolay kolay kırılacak bir şeye benzemiyor. Şurada bir tane mikrofon var arkadaşlar, şuraya bir mikrofon konumlandırmışlar. Şık olmuş, hani öyle ayrılacak bir şey falan değil. Şöyle mikrofondan tutayım göstereyim. Gayet güzel. Kablo bayağı bir uzun. Ama kablo hasır değil arkadaşlar. Yani şu normal plastik bir kablo. Bunun avantajı ya da dezavantajı olur mu bilmiyorum. Kulaklık bu şekilde. Kulaklığın uç kısmına şöyle bir göstereyim. Bir tane normal 3,5 milimetre kulaklık girişi. Bir tane
Mikrofon girişi, bir de USB var. Acaba USB'den direkt bağlanıyor mu? Şimdi isterseniz onu bir deneyelim. Kulaklığı şuradan bir şey yapalım. Şimdi ışığını merak ediyorum arkadaşlar. Çok resim üzerinde belirtmemiş ışık şöyle böyle diye. Bunu hemen şu kulaklık girişlerini kullanmadan bir ön panel bağlantısına bir takacağım. Evet. Şöyle ışık yanıyorken de bir yakından göstereyim. Şöyle, hatta bir dakika ışığı söndüreyim. Karanlıkta nasıl durduğunu görün. Işık bu kısımda yanıyor. Şu kısımda yanıyor. İçinde bir hafif bir aydınlatma var. Şuraya turuncu petler yapılmış. Güzel ama yani hani fiyat uygun arkadaşlar. Piyasada bulabileceğiniz fiyatların alınabilecek seviyelerde. Şimdi dolar bu kadar pahalanmışken, şu bu vesaire olmuşken alınabilecek seviyede bir ürün. Şimdi USB'yi taktım, ışık yandı ama şey gelmedi arkadaşlar. Nedir onun adı? USB cihazı gelmedi şu an. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi şu diğer iki taneyi, mikrofon aslında gerek yok. Mikrofon yerine sadece kulaklığı bağlayayım. Çünkü gerçi mikrofonu da bağlayıp hani test ediyoruz ürünü madem. Niye eksik olsun madem? Derler adama. Tamam, şu an bağladım. Şimdi bir tane müzik açayım. Şu an mail geliyor. Paso mail geliyor. Şimdi benim kendi kulaklığım arkadaşlar. Ses geliyordur 3 aşağı 5 yukarı. Geri şuraya geçti herhalde şu an. Bir saniye. Hoparlör değil, kulaklık. Bunun kulaklıktan şuradan şey açma olayı var. Buradan sesi açma olayı var arkadaşlar. Şöyle çok kulağıma değdirmeden. Arkadaşlar basları yani bir SNR7 değil. Şöyle göstereyim. Bassları bir SNR7 SNRV6 Double Raptor değil. Söyleyemedim adını ya. Ama ses kalitesi olarak şöyle söyleyeyim. Bu fiyata alacağınız ürünleri tepeler. Yani gidip de atıyorum 130 liraya bir kulaklık alacaksanız arkadaşlar. Farzi misalinde. Yani şöyle oyuncu kulaklığı Rampage diyelim. Ya da Rampage demeyelim. Şimdi direkt rakiplerine bakalım. Oyuncu kulaklığı diyelim. Kulaklık şekil itibariyle çok güzel arkadaşlar. Hani kafada duruşu şöyle. Ben çok kulağıma değdirmek istemiyorum. Sonuçta birine hediye edeceğimiz için ürünü belki sağlık şeyi olabilir. Ya da işte atıyorum bazı konularda hassas olabilir her insan. Şimdi bakın misal Trust'un bir kulaklığı var. Ravu diye geçiyor. 22450 GTX diye geçiyor arkadaşlar. Fiyatı 122 TL. Şekil itibariyle değerlendirdiğiniz zaman yani normal şey kulaklık gibi. Skype kulaklığı gibi arkadaşlar. Oyuncu kulaklıklarıyla çok bir alakası yok. Bu kulaklığın en azından dediğim gibi baş bölgesini rahatlıkla kavrayabilecek bir yapıya sahip. Güzel, şöyle değerlendirdiğiniz zaman arkadaşlar yani bir oyuncu kulaklığı olmaya aday. Ben bu kulaklığı çok seviyorum. Ses olarak beni çok çok doyuruyor. Şöyle bir baktığınız zaman da çok bir yani geri kalır çok bir tarafı yok diyebilirim arkadaşlar. Kafa yapısına güzel oturabilecek şekilde tasarlamışlar. Güzel yani, buna hani 130 TL civarında bir para verdik. Şu anda da zaten Vatan'ın sitesinde bu kulaklığın fiyatı düşük diyebiliyorum. Yani RX neydi modeline, şöyle bir de tekrar bakalım. SNRX3. RX3 yazarsak herhalde çıkar. Evet, çıktı. Yani 130 TL bandında kulaklıklara baktığınız zaman arkadaşlar size çok hitap edecek kulaklıklar değil. Bu gördüğünüz gibi kaliteli bir malzemeden yapılmış. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Şu an 136 TL Vatan'ın sitesinde fiyat var. Fırsat ürünü olarak geçiyor. Dediğim gibi %indirim var arkadaşlar. Değerlendirdiğiniz zaman
Yani ses olarak doyurucu bir ses arkadaşlar. Tatmin edici bir ses. Biraz ileri alayım. Mikrofon arkadaşlar, şu an bu kulaklıktan mikrofon yaptım. Hani mikrofonunu deneme demesinler. Mikrofon bu arkadaşlar. Şuradan bir hemen ses kaydediciyi açalım. Kaydedicimizi açalım. Hemen bir kayıt başlatalım. Arkadaşlar, ürünün şu mesafede tutacağınız için şöyle şuradan konuşayım. Ya da şöyle kafamıza tutalım, kulağımıza takmadan. Ses kalitesi olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben bunu denemeden önce ve bir denedim. Ses olarak denedim hani nasıl olduğunu. Güzel, tatminkar bir sesi var. Şimdi de size dinletmek istiyorum. Bir saniye. Bir kayıt başlatalım. Arkadaşlar, ürünün şu mesafede tutacağınız için şöyle şuradan konuşayım. Şöyle kafanıza tutalım, kulağımıza takmadan. Ses kalitesi olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben bunu denemeden önce ve bir denedim. Ses olarak denedim hani nasıl olduğunu. Güzel, tatminkar bir sesi var. Şimdi de size dinletmek istiyorum. Bir saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kulaklığın hoş bir sesi var. Yani mikrofon olarak değerlendirdiğinizde kullanılabilir. Hani 130 TL seviyesinde şu an piyasada tek başına mikrofonlar satılıyor. Bunu düşünürseniz arkadaşlar, kulaklık benden geçerli not aldı. Çekiliş bana çıkmaz demeyin, katılın. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bana çıkmaz demesin kimse, katılsın. İnşallah hak eden birine ya da ihtiyacı olan birine çıkar diyeyim. O kadar katılıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Arkadaşlar, bize destek vermeyi unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde varız ve var olmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Video diyor ki kulaklığı takın. Ben kulağıma değdirmeden dinlemeye çalışıyorum. Ses bayağı az arkadaşlar. Aa, çok güzel bak. Sağ, sol, arka ve üst yönden gelen ayak seslerini yakalayın diyor. Aa arkadaşlar, ya bakın şöyle söyleyeyim. Yani deneme imkanınız var mı bilmiyorum. Ses az geliyor olabilir. Orada diyor ki işte üst yönden gelen ayak seslerini diyor şey yapın. Sağdan gelen ayak sesleri diyor, sağ taraftan ses geliyor. Soldan diyor ayak sesi diyor, soldan geliyor. Benim size böyle dinletme şansım yok arkadaşlar. Ben size şöyle açıklayayım. 5 metre ve 15 metre mesafeden gelen ses diyor. Hani sesin ne kadar uzaktan geldiğini duyabiliyorsunuz. Şu an ses komple açık. Ayak sesini duydunuz mu diyor. Bakın burada altta açıklama kısmı var. Sol üst. Arkadaşlar, gerçekten ses kasılabildiğini bilmiyordum. Şimdi bunu Raptor'la da deneyeceğim ama ses kasılabilen bir kulaklıkmış. Onu anladım arkadaşlar. Çünkü sesler böyle sanki 7 artı 1 gibi, sağdan dediği zaman sağdan, soldan dediği zaman soldan geliyor arkadaşlar. Kulaklık gayet güzel arkadaşlar. Almak isteyen arkadaş varsa da uygun bir fiyata satılıyor. Şu an kampanyada, %20 kampanyada. Vatan Bilgisayar sitesinde 136 TL. Arkadaşlar, çekilişimize kesinlikle ama kesinlikle katılın. Belki size de çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.